S-A S Hop. Arkadaşlar merhabalar. Bugün sizlere kutumu açacağım. Çok oldu. Şu an nasıl? Ses deneme 1-2-3. Ses deneme. Yo motherfucker. Yo everybody. Ooo bu çok patladı lan. Şöyle yapalım. Şu an nasıl? Bak dış mekan seslerini çok alıyorsa söyleyin ha. Ses deneme 1-2-3-4-5-6-7. Çok kısık. Arkadaşlar idare edin budur. Bak. Şimdi bunun olayını tam olarak hatırlamıyorum ama yaptığım şöyle bir şey vardı. İlkokulda bile benim yani kız arkadaşım çok vardı şey olarak, arkadaş olarak. Samimiydim ya. Ya bilmiyorum, bizim çocukluğumuzda öyle kız erkek şeyi yoktu ya. Herkes birbiriyle samimiydi. Herkesin ya bütün erkeklerin kız arkadaşları vardı. Sevgili olarak söylemiyorum bak. Ben duyuyorum mesela şu an, aa bir tane kız arkadaşım yok, konuşabileceğim bir kız yok falan. Bizim dönemimizde öyle değildi. Herkes abi birbiriyle takılırdı, birbirinin evine giderdi, aileler birbirini tanırdı falan. Buraya yazanların çoğu da benim hep yakın arkadaşlarım. Ama saçlarını niye almışım onu bilmiyorum. Özel bir kişiye ya bak ya, siktir bunu göstermeyeceğim. Bunu gösterince siz chatte spamlıyorsunuz amına koyayım, göstermeyeceğim. Özel bir kişiye diye not düşmüşüm buraya. Bu şiiri daha önceden okudum. Bilmeyenler için gene okuyorum. Abi sen psikopat mısın? Yok psikopat değildim. Bunlar işte bak, size psikopatlık geliyor bunlar ya. Çok enteresan. Ya bunlar yapılıyordu, anladın mı? Böyleydi arkadaşlıklar falan. Aman akoyim, birbirinize mail atın durun. Götüm çok acıyor diyeni okur musun? Aa, burada mıydı o? Götüm çok acıyor. Dur. Mesela kimmiş bu? Adını yazsaydın saçından mı tanıyacağım amına koyayım? Bu bence İrem. Oğlum saç aynı duruyor lan. 20 sene geçmiş ama saç. Abi tam sana göre bir kanal, buraya giriyorsun, çıkamıyorsun. Türkçe altyazıları aç ban. Yemeyiz bu arada kanal 8 milyon. Kendim kesiyordum, anladın mı? Hani bak onlar vermiyordu. Gönül rızasıyla vermiyordu ya. Ben fık diye kesip Olmaz. Bunun altına imza gibi karıştırmam lazım diyordum. Psikopatlık bu ya. Selam Tosuncuk. Tamam kızma. Ama what can I do? İngilizce de biliyoruz. Bu isim sana o kadar çok yakışıyor ki. Gelelim 14 Şubat'a. Yarın Miray'a ne alıyorsun? Ha! Miray lan. Ben Miray'a aşıktım. Bunu buradan itiraf ediyorum. Miray ben sana aşıktım kızım. İlkokulda sana köpek gibi aşıktım. Sonra Serra'yla çıkmaya başlayınca işler değişti. Miray'dan çok hoşlanıyordum. Ama Miray hep böyle şey tiplerle takılıyordu. Artık zengin çocuğu böyle, anladın mı? Daha 3 sene sonra yengece bağlayacak çocuk. Buna bağlayacak ama daha o potansiyelle hep onlara gidiyordu. Ben daha böyle şey çocuktum. Emzik çocuktum yani. Emzik dediğim. İşte oyun oynayayım. Sınıfta ne bileyim malzemelerden, kırtasiye malzemelerinden oyuncak yapıp böyle turnuva çevireyim falan. O kafada bir heriftim. Bunlar şeydi böyle. Daha o yaşta ayakkabısını böyle marka alıp şov yapan tiplerdi. Bak. yarın Miray'a ne alıyorsun? Tamam. Bu da şaka ama gerçek olmasını istemez miydin? Ay doğru düzgün konu bulamıyorum ki. Buldum. Bilgisayarını aldılar mı? Ben satacağım. Artık gıcık oldum ona. Hiçbir şey çalışmıyor. Amına koyayım, Windows 95 zaten. Umarım bu yazıyı okuyabilirsin. Bu arada eğer saç koleksiyonunu değiştireceksen bu deftere koyabiliriz. Şimdilik that's all. Bye. Yazı yazdıktan sonra altına saçını yapıştır. Ha ben millete böyle yazı yazdıktan sonra altına saçını yapıştır diye kural koymuşum. Elden ele gezdirmişim. Bunlar yazıp altına saçını yapıştırıyorlar. Yapıştırmayanları ben kesip yapıştırıyordum. Tamam. Plan oturdu. Okey. Sıçtık amına koyayım. Bakalım. Selam. Tuki. That's all. O detayı unutmayın. Tukiş mukiş yazmayın oğlum bak. Tosuncuk, oğlum ben top gibiydim lan. Hele benim o bademcik ameliyatından sonra ben şey oldum böyle. Yuvarlana yuvarlana geziyordum. Selam Tukiş. Ama biz sana kısaca Tosuncuk diyoruz. Ben bayağı yıkık bir çocuğum galiba o dönem ya. Bu ne amına koyayım? Yani tam arkadaşımsınız da biraz şey yaz ya. İşte senin kadar yakışıklı bir arkadaşımız olduğuna çok mutluyuz falan de. İşte arkadaşlar friendzone al.
Yok canım, manitam vardı. Ay Boğca da çok baydı var ya. Aylar maylar kullanıyorlar ilkokul 5'te. Kadının vücuduna baksana, bele kadar upuzun. Yeni bacakları gövdesi kısacık. Bele kadar upuzun. Yeni bacakları ne amına koyayım? Kadın bacak mı taktırmış? Yani bacakları uzun, gövdesi kısacık. Saçlarımızı neden kesiyorsun ya? Sapık mısın oğlum? Allah Allah yazmış, fırça kaymış bana. Seni zaten hiçbir zaman anlayamamıştım. Şimdi anlayamıyorum. Zaten anlayabilmiş olsaydın. Neyse. Sen başkalarına dalga için çıkma teklifi ettin mi? Kedi gözlü çocuk. Ya sen bu gözleri nereden buldun ya? Haksızlık. Bende niye yok? Of, caps lock'la. Arkadaşlar çok kötü. Çok cringe. Ama unutmayın. Çok küçüğüz. İlkokul 5. Sence bu hoca güzel ders anlatıyor mu? İsmini vermiş Ayşen Hoca. Soyadını boş ver. Neyse, sen şu göbeğini indir de daha karizmatik olursun. Timberland'lerinle birlikte. Abi bu kim? Adı ne bunun ya? Mesaj atacağım bu kıza. Allah senin... Bak bu kız şu an nasıldır biliyor musun? Bak bu kız şu an Gold Digger'ın zirvesinde. Aşırı maho bir tiple evlenmiş. Ve böyle sürekli Türkbük'ünde, Çeşme'de eller havaya yapan, 33 yaşına gelip hala eller havaya yapan kadınlardan değilse ben neyim? Şu göbeğini indir de Timberland'lerinde daha karizmatik olursun demiş bana. Şimdi dön bak. Dön de bana bir bak. Ego kim bu bilmiyorum. Hepsi arkadaşım dedim ama isimleri yazmıyor. Saçından mı tanıyacağız? Of neyse ya, çok fatura gelecek. Hadi bay. Ben yazmış. Abi oymuş. Yemin ediyorum okurken dedim ki bir salak vardı o mu diye, oymuş ya. Adını vermeyeyim. O da evlendi. Bu nasıl bir saç lan? Oğlum sakalını mı kesmiş bu kız? Bu ne lan? Birinin bayağı çok ponytail'ı almışım, şuna bak. Evlendiyse salaktır. Bu arada az önce verdiğim örnek gibi bir çocukla da evlenmedi. Çok düzgün bir çocukla evlendi. Demek ki çocuk işte. Geyik yapıyorum orada. Altı şey yapmayın bunlara. Bu fatura çok gelecek diyen kız. Selam Tuki. Şu anda sevgili öğretmenimiz Ayşe ile birlikteyiz. Fen dersi işliyormuşuz. Bu derste sayende sırama oturamıyorum. Çünkü popom çok acıyor. İşte bu. Bunu baştan okuyorum. Bak poposu çok acıyor ama hala beni çok seviyor arkadaşlar. Buraya dikkat edin. Selam Tuki. Şu anda sevgili öğretmenimiz Ayşe Hoca ile fen dersi işliyoruz. Bu derste sayende sıramda oturamıyorum. Çünkü popom çok acıyor. Sanırım kıpkırmızı oldu. O kadar acıyor ki. Neyse, bugün beni sinirlendirip ağlattığın için teşekkür ederim. Bir daha yapmayacağına inanıyorum. Oğlum Türkçe'ye falan bak, yazım mazım. Buna koyayım, ne güzel yazıyorum bile. Şu anda oturamadığım için ayaklarım çok ağrıyor. Ama olsun, sonuçta daha kötü hıncını çıkaracağım senden. Bu yüzden bana kızma ve hazırlıklı ol. Ama çok acıtacağımı sanmam. Ne de olsa sen benim en iyi arkadaşımsın. Aga be. Aslı. Lan poposu acıyan. Oğlum bunu görünce ağlayacak biliyor musunuz? Çok duygulanacak. Hemen Instagram'dan yollamalıyım. Okuyacak ve çıldıracak oğlum. Ya ne güzel bak, görüyor musunuz? Hani beni izleyip böyle amına koyayım böyle şeyler biriktirilir la falan diyen varsa, bak 20 sene sonra, 20 sene önceki arkadaşımla onun yazdığı bir şeyle iletişim kuruyorum. Ne kadar güzel bir şey. Aslı çok tatlı, çok düzgün bir insandır bu arada. Sonra bir aşk şiirim geldi. Özel bir kişiye demişim. İnanmazdım aşk lafına aslında. Kırmızı gülün yalan olduğunu düşünürdüm yaşamım boyunca. Ama sen çıktın ya bir gün karşıma. İşte o an aşık oldum ben sana. Boşuna dememişler kırmızı gülün aşkı, beyazın ise ayrılığı anlattığını. İşte bu yüzden diliyorum Allah'ıma, beyaz gül hiç girmesin aşkımıza. Özel bir kişiye, bu da yüksek ihtimal Miray'a. Bak başında Miray var. Bu Miray'a yazılmış. Bu Miray'a yazılmış. Amına koydum şişkosu. İlkokul 5'te böyle şiir mi yazılır? Bana dur ha. Miray yazdı şimdi.
Mesaj Miray'dan gelmiş. Bu başka evet. Miray mı? Kaç tane? Oğlum kim Discord'dan yazıyor? Sikeceğim, ses de çıkmıyor ya. Ha, buldum. Şuradan sessiz alamıyor muyuz bu grubu? Evet, evet, kusura bakmayın, o sizin DC'nize de baktırmıştır. Devam ediyorum. Selam Tuki. Ben o ne la? Böyle hocadan filan bahsetmeyeceğim, kusura bakma. Bak öncekileri de okumuş uyanık. Öncekileri okumuş ne yazacağım diye. Ben yazacak bir şey bulamıyorum. Ya üf. Türkçe pert. Sana bir şey soracağım. Sen şöyle Miray'a haykırışlar diye bir şiir kitabı çıkartacaksın mı? Şifre çözüldü. Bütün ortam Miray'a aşık olduğumu biliyor. Tamam mı? Yazılan şiirlerin Miray'a yazıldığı biliniyor. Ve de bu konu üzerinde muhabbet dönüyor. Yani Miray'a aşk şiiri çıkartacaksın mı? Aman sakın durma. Öylesine sordum. Pardon. Aman sakın darılma. Öylesine sordum. Miray'a şu an sayfada yazdığın şiiri gösterdin mi? Keşke gösterseydin. Ne güzel olurdu. Neyse, ben daha fazla bu ezik yazıları yazmadan bitirelim. Hadi ben gittim. Hoşça kal arkadaş. Türkçeyi de öğrenseydim biraz. O zaman tabii daha beslene olmuş. Ne haber Tuki? Eskiden hep sevgili Tuğkan diye başladı klasik olmaya diye, artık herkes böyle yeni bir Şilban'la, ya bir yürü git. İki sayfa yazmış. Lan dur. Allah kahretsin. Ama bunu kendi de okuyamaz ki. Bu arada senin annen ha? Bu arada senin annen miş, pardon. Hop, bir şiir daha geldi. Yazar Tuki. Dilek. Şiirimizin adı Dilek. Bu arada az önce kızın ne yazdığını anlamadım. Bak bu çok daha acılı bir şiir. Kısa. Şiir demeye bin şahit. Hazır mısınız? 5. sınıfta topaç gibi gezen bir çocuğun kalemi bu arkadaşlar. Ağlıyorum kumsalda yalnız başıma. Nice bir yıldızın kaymasını Allah bekliyorum. Umutlarımla. Etmesin, ve bu yıldız seni görmemi sağlarsa bir saniye... Amına koyayım, sıçtım abi ya, bu yıldız seni görmemi... He, tamam. Bak, ağlıyorum kumsalda yalnız başıma. Bir yıldızın kaymasını bekliyorum umutlarımla. Ve bu yıldız seni görmemi sağlasa bir saniye bile olsa, işte o zaman gülümserim ben hayata. Abi video izlesek olmaz mı? İyi hatırlattın Muhammedciğim. Yoksa bu akar gider.